Arkadaşlar, saat 8 oldu. 20.000 TL topladık. Bunun 15.000'i de benim verdiğim devrimlik ayıptır söylemesi. Kalan mallar da... Yok Mesire karakterinin gelinliği, yok Gülüşen Hanım'ın altın varaklı sehpası, bilmem ne, full tapon. Aa, neden tapon olsun canım? Aa, yapma. Daha dramatik hareketler bekliyoruz Gülüşen ablam. Ya bir mücevher falan yok mu ya birimizde? Merhabalar. Sevgili partnerim Gülistan Hanım'la bizim küçük bir sürprizimiz var. Ne var? Buyurun. Kendisi müzayede için özel getirmiş. Hatta şu an kolunda düğün hediyesi olan çok değerli pırlanta bileziği veriyor. Vallahi bravo. Kız dişte çıktı vallahi. İşte beklediğimiz hareketler. Gülistan, Kocamaş, Çakayere'de bu yakışırdı. Ver coşkuyu. Bravo. Mersi. Mersi. Çok teşekkürler ama... Peki... benim partnerim Tülay Hanım esas müzayede ne koyuyor? Acaba ne koyuyor? Söyle aa! Ay bunlar bir takım oldu ki! Hiç ayrılmasın bunlar be! Aylarca da görüşsünler! Kim bilir ne çıkacak bak! Ay hadi söyle Gülistan abla! Takım arkadaşım Tülay hanımefendi müzayedeye saçlarını koyuyor! Gerçekten çok hoş, çok fedakarca. Demek ki bu ikisi dünden beri pıs 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 bunları konuşmuşlar. Gülistan alıp o saçları kendine mi takacak? Yoksa kafa derisi gibi duvara mı asacak, ne yapacak? Ürperdim. Ama ne yapacağız kızın saçını? Aa, olur mu canım? Bakınız şelale gibi. Burada böyle kökünden kesilecek, postiş yapılacak. Yani bence bunu peki alan olmaz yani. Talep olmazsa hiç şey etmeyelim. Aa, ben bilezik için, sen saçın için feda olsun dedik. Bitti gitti. Zaten tatlım, konuştuğumuz gibi. Önemli olan saçın fiyatı değil, sansasyonu. Aa, dizi oyuncusu müzayedede saçını sattı haberi. Büyük patlar. Ya vakfımızı basının gözdesi yapacak, büyük tanıtım olacak ve bu haberden sonra bağışlar akacaktır. Bravo, bravo. Harika. Lan yap fikir. O zaman hadi çocuklara söyleyelim, paparaz çağırsınlar. Esasen ben o kadar çok ünlü değilim yani şu haber olur mu bilemedim. Tülay ünlü bu akşam. Tamamen ünlü olacak inşallah. Hatta saçını da bizzat ben keseceğim. Şu an eve makas almaya gidiyorum. Evet. O zaman ben de ya partnerime yardımcı olayım. Şu bileziğe bir kutu falan şey edelim. Sen kimsin benim saçımı kesiyorsun ya? Nereye kaçıyorsun? Evden makas alacağım. Kuyruğunu kökünden keseceğim ki artık kocama koruk olmayasın. Senin kocan bana koruk, ben hep kaçtım. Hadi oradan be, sürük gibi yapıştın. Rest, lafını bil. Bilmezsen ne yaparsın? Bir çaparsam yere uzanırsın ha. Sen bak. Detay. Aa, elektrikler gitti. Mum falan var mı? Ay. Ver ya, ver. Şunu şu. Ne yapsa?
olmak ya? Kiminle düştün buraya? Ben de şans olsa zaten. Ben de şans olsa zaten giden bekar adam bulurdu. Çak 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 ötme. Başından girmeseydin sen de bu işe. Utanmadan bir de bileziğime göz dikiyor ya. Ben bu bilezik takıldığımda ne kadar mutluydum biliyor musun? Ya bana ne bileziğinden ya, hakaret ettin ondan yaptım. Ederim tabii. Sen niye benim yuvamı yıkıyorsun? Benim el kadar bebem var ya. Ya ben senin yuvanı niye yıkayım? Adam tanıştığımızda evli olduğunu söyledi mi sanıyor? Söylemedin mi? Evliydim, boşandım dedi. İki ay öyle uyuttu beni. Altı ay ya. Boşanıyorum. Avukata verdim, şahit tuttum, bilmem ne. Sonra da işte gençlik insan alışıyor. Şüpheleniyordum yıllardır bunun bir takıntısı var diyerek de. Nerede uyutmuş bak. Bak bebek olunca ben buna dedim ki, bitti ben artık yokum dedim. On başından geldi. Ne o geldi? Yoksa var ya ben o bebeği gece rüyalarımda görüyorum, ağlıyor ağlıyor ya. Tamam görüşmeyenle görüşüyor artık. Görüşmüyorum zaten, kaç aydır eve almıyorum. Hadi canım, nerede kalıyor? Ben reiste mi kalıyor ne, bana ne? Bak Allah seni inandırsın. Metresiye benim adım çıktı, bana bir ayakkabı almıştı, yok bunu. Bense gençliğimi verdi. Bu kadar yıl, bu kadar mükemmel görünen bir evlilik, bak hepsi yalanmış. 3 yıldır ilişkiniz varmış ya. Esas ben ömrümü verdim, ömrümü. O zaman o bileziği saçı hiç. Ben vazgeçtim. Ne zenginler var orada ya? Ha. Biz miyiz enayi? Bayağı enayiymişiz de. Böyle olduğum gibi kaçtım ya. Ayakkabı falan da giyemedim. Selahattin bir sus sus. Kaçmasaydım bana vurabilirdi. Vallahi vurabilirdi. Ruhum çok yaralı şu anda. Ay Allah bütün erkeklerin belasını versin. Amin. Kız! Mor çatı gibi oldu bura be. Aa, ben manitam Türk gibi diye Tülay'a haber vermeye geldim. Ağlamanız mı bitmiyor? Hadi ben Bünyamin'le buluşacağım. Madem sağlıklı bir ifadesini almam lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.